Merhaba arkadaşlar, ben Umut Öncü, fizik öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. Şimdi çembersel hareketle yola devam ediyoruz. Çembersel hareketle ilgili olarak ilk önce tabii ki de temel kavramları vereceğim. Dediğim gibi şimdi tabii ben böyle yeni bir seriye başlayınca PDF'li, MDF'li insanların aklına bir sürü soru geldi. Aklınıza takılanları sorabilirsiniz. Yani daha önce çektiğim videolar duruyor arkadaşlar ama TYT 2022 AYT'si, TYT'si. Hani bu çektiğim videolarla oluşsun istediğim için yeni oynatma listesi açtım. Diğer videolar duruyor. İsteyen izler. Sıkıntı yok. Daha önceki videolara, daha önceki oynatma listelerine bakabilirsiniz. Yani dediğim gibi 9, 10, 11, 12'yi aynı anda yürüteceğim ve PDF'sini de vereceğim. Bu PDF'lerle ilgili olarak fikrinizi alayım. Mesela bazı arkadaşlarınız şöyle bir şey demiş. Yani işte hocam zaten var ki niye bir daha çekiyorsunuz falan. Onların PDF'si yoktu ama. Bunların var arkadaşlar ve yani böyle özet mözet gibi yapmıyorum. Gayet çekiyorum gördüğünüz gibi. Yani her türlü detay tanım şu bu var. Yani bu şekilde de devam edecek. Haberiniz olsun. 9, 10, 11, 12'yi aynı anda yürüteceğim. Umarım beğeniyorsunuzdur. Fikirlerinizi alabiliriz. Hani şöyle yapsak daha iyi olmaz mı? Bir de şunu eklesek bunu çıkarsak falan filan gibi yazarsanız sevinirim. Şimdi efendim bakalım burada neler demişiz. Temel kavramlar diyoruz. Oo pardon. Tableti unutmuşum. Of buradan da gitti. Şöyle bir ayarlar oldu. Tamam güzel oldu. Çok da iyi oldu. Tamam. Şimdi temel kavramlar dediğimiz şey ne? Periyot. Tamam. Bak genel bir tanım yapıyorum ben sana şu anda. Tekrar eden bir hareketin bir defa gerçekleşmesi için gerekli olan süredir. Bu tekrar eden hareketin ne olduğu umurumda değil. Tamam mı? Yani periyotlu hareket yani oluyorsa o tekrar eden hareket her neyse onun bir tanesinin gerçekleşme süresidir. Şimdi ben burada çembersel hareket anlatıyorum. Çembersel harekette durmadan tur atıyoruz. O zaman soru şu oluyor. Yani bir turu atma süresi yanıt olarak neyi verecek? Periyodu verecek. Birimi ne? Saniye tabii ki de. Şimdi geldim frekansa. Frekansta neye dikkat etmem gerekiyor? Yine tekrar eden bir hareketin bir saniye içerisinde kaç defa gerçekleştiğinin ölçüsüdür. Yani birim zaman senin için saniye ya. Frequency sözcüğünden geliyor arkadaşlar. Frekans yani kelimesi. Yani sonuçta sıklık demek. Tamam mı? Bizim için de zamanın birimi yani saniye olduğu için bir saniye içerisinde bu hareketten kaç tane yapılıyor? Onun yanıtı frekans oluyor işte. Bir saniyede atılan tur sayısı bu arkadaş frekans olarak karşımıza geliyor. Birimi 1 bölü saniye ya da hertz olarak karşımızda duruyor. Şimdi efendim şöyle birazcık yukarıya alalım. Bakın gene özet olarak ben bir daha söylüyorum. Bak bunlar birbirine göre ters cümleler. Bir turu kaç saniyede atıyorsun? Tamam. Bir saniyede kaç tur atıyorsun? Bunlar birbirine göre ters olduğu için T eşittir 1 bölü F her zaman yazılabiliyor. T'nin birimi saniyeydi. O yüzden frekansın birimi de 1 bölü saniye. Ya da saniye üzeri eksi bir kafamın arkasına bakayım. Bir böyle evet. Tamam mı? Ya da işte dediğiniz gibi hertz olarak da özel kendine has bir yani sonuçta birimi olacak. Şimdi gelelim çizgisel hıza. Şöyle bir şey yapalım. Tamam. Burada biraz evet tamam. Güzel oldu. Çizgisel hız. Bakın arkadaşlar bu kavram yanılgısıdır ha. Yani dikkat edin buraya. Vektörel büyüklükler. Mesela hız dediğiniz zaman sadece hız sözcüğünü kullandığınız zaman onun vektörel olduğuna lütfen dikkat edin. Yani onun mutlaka ve mutlaka yönüne dikkat etmeniz gerekiyor özellikle. Öncelik falan diyorum çünkü çizdim yani resmi. Öncelikle hız vektöreldir. Tamam bunu biliyoruz. 9. sınıftan beri kazıyorlar bize. Yani hızın büyüklüğü sabit kalsa bile yön değişikliği olursa hız değişik olur. Çembersel hareket buna direkt örnektir. Durmadan dönüyorsunuz. Hızınızın büyüklüğü sabit olsa bile yön durmadan değiştiği için ne olacak? Yani sonuçta hızın değişmiş olacak. Çembersel hareket için sabit süratle diyebiliriz. Bak bu olur. Sürat skalerdir. Sabit süratle diyebiliriz. Ya da sabit büyüklükteki hız diyebiliriz. Ama hız sözcüğünü tek başına kullanırsanız işler karışır. O zaman yön işin içine girer. Yön değişince hız değişmiş olur. Sabit hızla dönüyor denmez. Bak tamam mı? Sabit hız. Lütfen dikkat. Burada hız sözcüğü tek başına kullanıldığı için bu vektörel büyüklük olduğundan dolayı artık yönü de dikkate almam gerekiyor demek oluyor.
Her neyse, şöyle bir bakalım. Yani çizgisel hızla ilgili neler söyleyeceğiz, büyüklüğüyle ilgili neler söyleyeceğiz. Şimdi ben hep buradan anlatırım bunu. X eşittir bt'den gideceğiz arkadaşlar. Bu arkadaş burada bir tur attığı zaman 2 pi r kadar yol alıyor. Hızının büyüklüğü ve bir tur attığınız zaman geçen süreye de periyot dediğimiz için böyle. İşte burada dalga geçirecek durum ortaya çıkıyor. 2 pi r bölü t'yi kutu içerisine alıp ondan sonra bu çizgisel hızın formülüdür demenin anlamı yok. X eşittir vt'den geliyor arkadaşlar bu. Başka kimseye inanmayın. Ha efendim t'nin yerine 1 bölü f koyarsak ne olur? O zaman şöyle bir şey olur. V eşittir 2 pi f takla atacaktır. 2 pi r f gelecektir. Böyle de yazılabilir. Hepsi x eşittir vt'den geliyor. Son dakikada frekans sorulacaksa ben ona göre çözerim, ona göre bulurum yani. Hiç dert etmesinler. Geldik açısal hıza. Şöyle bir şey bu. Açısal hızla ilgili şöyle bir tehlike var daha doğrusu. Öyle söyleyelim. Arkadaşlar bir kere bu vektörel bir büyüklük, tamam mı? Tanımı anlatırken, yaparken hani biz sizi belli bir yere yönlendiriyoruz ama vektörel bir büyüklük ve bu vektörün yönü sahil kuralıyla bulunuyor. Bakın şöyle ki. Şimdi yarıçap vektörünün birim zamanda taradığı açıdır, tamam mı? Yani şimdi böyle söylüyoruz, tamam. Bak burada da güzel güzel anlatıyoruz. Yarıçap vektörü aslında konum vektörüdür. Yani referans noktası merkez olacak şekilde çembersel hareketi yapan cismi gösterir. Yani konum vektörüdür ama özel isim alır, yarıçap vektörüdür. Şimdi başlangıçta buradaydı bizim cismimiz, tamam mı? İşte sabit süratle dönüş gerçekleşiyor ve verilen bir süre var, tamam mı? Delta t'ye kadar sürede ne kadar açı tarıyorsun diye merak ediyorlar. İşte adam da diyor ki ben de t'ye kadar tarıyorum kardeşim diyor. Yani o yarıçap vektörünün süpürdüğü, taradığı açı yani bizim aklımızda açısal hızla ilgili olarak değer olarak kalsın. Şimdi tamam böyle dedik ama bakın nasıl olacak? Şimdi şurada ifade etmişim ben onu. Bakın şöyle. Delta t saniyede şöyle yapalım. Delta t saniyede teta kadar açı tarıyorsan acaba birim zaman olan 1 saniyede ne kadar açı tararsın dediğinizde bunun yanıtı arkadaşlar açısal hızdır. Dolayısıyla açısal hızın genel tanımına bakıyoruz şu anda. Yani taradığınız açı bölü delta t desek daha iyi olur. Çünkü burada delta t diye yazmışız. O zaman işte burada daha önceki bağıntılarla mesela bakın şurada şöyle bir bağıntımız var ya 2 pi falan gibi laflar var ya radyan cinsinden verirsek bir tur attığımız zaman yani sonuç olarak işte tabii ki de genelliyorum. Bir tur için genelliyorum. 2 pi kadar yani radyan cinsinden açı tarıyorsunuz. Ve bir tur attığınız için de tabii ki de ne oluyor? Periyot kadar süre geçiyor. İşte size açısal hızın bağıntısı oluyor. Tamam güzel. İstersem gene aynı terane. Hani böyle 1 bölü f diye takılırsak onun yerine yazdığınız zaman buradan da 2 pi f diye de gelecektir. Tamam sıkıntı yok. Şimdi işte bakın burada bunu böyle yazdığımız gibi şuraya da lütfen dikkat diyoruz. Şimdi burada 2 pi bölü t'ye baktığımız zaman arkadaşlar bu omega. O zaman bakın ne oluyor? V dediğimiz şey omega çarpı r diye de ifade edilebiliyormuş. Ha, böyle bir şey. Bunları kutu içerisine alırsın almazsın ben mücadelemi vereceğim. Nereden çıktığını göstereceğim. Basit basit tanımları bildiğim zaman bu yani çok da zor bir konu gibi gözükmüyor şimdilik. Şimdi yönünün gösterilmesi hani vektörel büyüklük demiştik ya sahil kuralıyla. Şimdi arkadaşlar buradaki şekle bakıyorsunuz. Ben de şimdi oradaki şekle bakarak yapacağım. Tabii tablette anlatmanın da kendine göre zorlukları var. O da bu. Şimdi tamam düzlemde dönüyormuş. Anladım. Yani ben eli kaldırdım sağ eli, tamam mı? Şimdi dört parmak o düzlemi masanızın düzlemi gibi düşünün. Yani bir masa gibi düşünün, tamam mı? Böyle tepeden bakıyorsun masaya. Şimdi ben elimi de havaya kaldırayım. Masada şimdi hani ileriye doğru dönüp geliyor ya böyle. Sen de ekrana bakarak yap, tamam mı? İleriye doğru dönüp geliyor. Dört parmak dönüş yönünü gösterecek. Bakın dikkat ederseniz baş parmağım yukarıyı gösteriyor. Yani masadan yani yukarıya doğru, masadan dışarıya doğru, masaya dik olacak şekilde. İşte bu açısal hız vektörünün yönü oluyor arkadaşlar ve gösterildiği nokta evet tam etrafında döndüğünüz o noktasıdır ve yarıçapa 90 derecedir, tamam mı? Yani bulunduğunuz döndüğünüz düzleme 90 derece yapan bir vektör çiziyorsunuz. Aynı hani mesela geçen sene diyeyim hani sonuçta hatırlıyorsan eğer torkla ilgili olarak tork vektörünün yönünün bulunması da bu şekilde sahil kuralıyla oluyordu.
Yani burada ne tarafa dönme? Vektöreldir. Bak tekrar söylüyorum. İşte K ve L'nin açısal hızları eşittir dendiği zaman arkadaşlar aynı yönde dönmek zorundalar onlar. Yoksa bu açısal hız vektörü aynı yönde çıkmaz. Ona lütfen dikkat. Bu vektöreldir. Yani yönü de sağ elle böyle gösteriyoruz. Dört parmak işte çembersel hareketi yapan cismin dönüş yönü olacak. Baş parmak da bize yani tabii ki de açısal hız vektörünün yönünü gösterecek. Evet, devam edelim bakalım. Efendim şöyle bir şey var. Çembersel hareketin nedeni diye ben girmişim. Şimdi yatay ve sürtünmesiz düzleme üstten baktığımızı şöyle bir hatırlatalım. Tamam, ben burada şekli hazırladım tabii daha önceden. Şimdi arkadaşlar siz burada M kütleli bir cismin V sabit yani süratle geldiğini söylüyorsunuz. Tam buraya geldiğinde bakın tam buraya geldiğinde şöyle göstereyim ben. Şöyle bir V hızınız var. Tam buraya geldiğinizde hız vektörüne 90 derece yapan sabit büyüklükte bir F kuvveti uyguluyoruz. Tamam mı? İşte bu onun sapmasına neden oluyor. Lütfen buna dikkat edin. Ve ben bu kuvveti her an bu cisme uygulayacağım. Ve bu kuvvetin şöyle bir özelliği olacak. Cisim sapmaya başlasa bile mutlaka ve mutlaka kuvvet de hemen onunla beraber hız vektörüne 90 derece kalacak şekilde yani yön değiştirecek. Yani ben onu sürekli olarak sapmaya zorlayacağım. Mesela hızınız burada böyle V oldu ya. Ben yine böyle yarı çap doğrultusunda hız vektörüne 90 derece olacak şekilde F'yi ayarlayacağım. Siz saptı diyeceksiniz. İşte hız buraya geldi diyeceksiniz. Ben fark etmez diyeceğim. Yarı çap doğrultusunda hız vektörüne 90 derece olacak şekilde buradayım. Yani devam edelim örneklerimizi vermeye. Sürekli olarak sapmaya zorlayacağım ben onu. Sürekli olarak belli bir yörüngede dönmeye zorlayacağım. Bak burada da böyle F olacak. Hız vektörüne 90 derece olacak. Yarı çap vektörüyle yani yarı çapla aynı doğrultuda olacak. Buraya geldiğinde de mesela böyle. İşte bak burada siz bu kuvveti sürekli olarak hız vektörüne 90 derece yaptığınız için hızın büyüklüğünü değiştiremezsiniz. Onun için de düzgün çembersel hareket. İşte bak sürekli olarak böyle belirli bir noktayı gösteren, tabii ki de o çemberin, o yörüngenin merkezini gösteren yani sonuçta bir kuvvet de oluyor. İşte biz bizi güden, bizi sürekli olarak sapmaya zorlayan, yani belli bir nokta etrafında dönmeye zorlayan hız vektörümüze 90 derece olan bu kuvvete çembersel hareketi borçluyuz. Bu cismin üzerine etki eden net kuvvettir arkadaşlar. Bu cismi etki eden net kuvvetse mesela dinamikle ilgili bildiğin her şeyi yazabilirsin. F net eşittir ma yazabilirsin. Ha burada belli bir merkezi gösterdiği için biz bu kuvvete daha sonra merkezcil kuvvet diyeceğiz. Tamam mı? Gerçek bir kuvvettir. Olaya dışarıdan bakıyoruz. Yani sonuçta kuvvetleri söylüyoruz. Bu çembersel hareketin nedeni işte hız vektörüne 90 derece olan yarıçap doğrultusunda ve sürekli olarak merkeze doğru olan sürekli olarak hız vektörüne 90 derece kalacak bu kuvvete borçluyuz. Çembersel hareketin nedeni bu. Evet ilerleyelim bakalım. Şimdi bak bu var. Kazanımlarda bunu neden getirmişler bilmiyorum. Hoşuma gitmedi açıkçası benim ama var mı var. Tamam mı? Şimdi burada mavi bir tane cisim yapmışız tamam mı? İlk durum demişiz. İşte bu böyle dönüyor gidiyor takla atıyor falan böyle. Ondan sonra bu tarafa gelmişiz. Bunların hepsini kendim hazırlıyorum. Ha bak bu çemberleri bilmem neleri falan gayet güzel olmuş ya. Burada çember gibi olmuş yani gayet. Tamam mı? Burada da son durumda buraya gelmiş. Tamam mı? Burada bir benzerlik yapacağız. Benzerlik derken neyin benzerliği kardeşim? Hani derseniz mesela şimdi ilk önce hızla ilgili olarak konuşalım. Çünkü ivmenin genel tanımı arkadaşlar verilen zaman aralığı içerisinde hız değişiminin ne kadar olduğuyla alakalıdır. Yani hız değişimidir. Delta t sürede hızım ne kadar değişti? Ama hız vektörel, onu da unutmayalım. Şimdi bu aslında bizim için şöyle v son diye bir yazalım bak bu v son. E bu nedir? Bu v ilk. Hani büyüklükleri tamam v ama bu son durum, bu ilk durum. Benim incelediğim yerde 90 derecelik bir dönüş var. Peki delta v nasıl yazılıyor? Delta v'yi arkadaşlar biz v son eksi v ilk diye yazıyoruz. Herhangi bir şeydeki değişim son durumundan ilk durumunun çıkarılmasıyla oluyor. Ama bu vektörel olduğu için işlemi de tabii ki de vektörel yapacağız. Şimdi bu v son ya dursun burada. E ben o zaman bunu nasıl yazıyordum? V son artı eksi v ilk diye yazarsam kafam karışmaz. Yani bu ikisini toplayacağım. V ilk böyle,
Eksi ve eklediğimizde bir de bunun yanına getiriyorum, toplama yapacağım çünkü. Tamam mı? Burası arkadaşlar eksi v'ye ilktir, unutmayınız. Ondan sonra bak ne yapıyorum? Bunu hemen böyle işlemi alıyorum. Burada da şöyle neyle göstereyim? Hadi maviyle göstereyim. Şu arkadaşlar delta v oluyor. Tamam mı? Unutmayın. Yani v son eksi v ilk ikisi toplandığı zaman böyle. Peki yer değiştirme ile alakalı olaraktan bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi burada r kadar uzaklıktaydık merkeze. Burada da r kadar uzaklıktaydık. Yer değiştirme, bakın hocam ne alaka yer değiştirme diyeceksiniz. Bakın şimdi bir şey gelecek de. Bu bizim yer değiştirmemiz. Delta x diye. Şimdi bunları göstermemin sebebi, burada bir takla atacağım da gerekli veriyi topluyorum aslında. Benzerlikten bir şeyler söyleyeceğim ben şimdi. Burada hangi üçgenler benzer? Yani onu bir konuşalım artık. Yani şöyle göstereyim, bakın. Şurada bir üçgenimiz var. Bir de şurada bir üçgenimiz var. Bunlar benzerler. Tamam mı? 90, 45, 45'ler var burada. Nefis şekilde. Tamam mı? Şimdi neyi yazarım ben buraya? Şöyle bir şey yazarım. Bak burada 90 derecenin karşısındakine bakıyorum. Orası delta V, tamam mı? Bölü R. Ondan sonra aynı şekilde buradaki üçgene baktığımızda da ne var? Benzerlikten yazabilirim. Delta X bölü sonuçta, yani R diye yazabilirim. Burada yanlış yazdım mı arkadaşlar? Evet, yanlış yazdım. Yani delta V bölü R dedim. Ne alaka? Kenar V uzunluğunda yapabilirsem tabii yapacağım. Evet, şimdi böyle bir durumumuz var. Şimdi bak burada delta V var. Delta T dursun, tamam mı burada? Delta V'yi çekelim biz buradan. Delta V'yi çektiğimiz zaman V çarpı delta X bölü R geliyor. Bunu yerine gömeceğim, tamam mı? Bak şimdi. A eşittir. Delta V'yi yerine yazıyorum. V çarpı delta X bölü R aşağıda olacak ya. Delta T'nin yanına gidecek yani. R çarpı delta T. Böyle bir şey oldu bak. Getirdiğim şey bu. Dikkat ederseniz. Onu da buradaki benzerlikten buldum. Basit bir şekilde böyle gösterir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabında ben açıkçası yaptığı şeyi beğenmedim. Bakınca insanın kafası karışıyor. Yap 90 derecelik, ona göre yap yani. Böyle açık, herkesin net bir şekilde görebileceği bir şekilde var. Ben bunu daha çok seviyorum yani. Böyle bir şey. 90 derece güzel. Şimdi efendim, tamam. Peki burada kimler var, kimler? Bakın bu tanıdık değil mi? Delta x bölü delta t. Biz buna v diyoruz arkadaşlar. O zaman ne oldu? A eşittir. V burada var. V de geldi. V kare bölü R diye biz nefis merkezcil ivmemizi bulduk. Biraz önce hani şöyle bir şey demiştik ya. Allah, bir daha karıştı. Ortam karıştı. Tamam mı? Hani burada şöyle bir şey söyledik ya. Bize çembersel hareketi yaptıran kuvvet, bu cisme etki eden net kuvvettir. Gördüğünüz gibi yeşil F kuvveti hep aynı büyüklükte, hız vektörüne 90 derece ve sürekli olarak aynı merkezi gösteriyor. Bir cismin üzerine etki eden net kuvvet hangi yöndeyse, ivme de onunla aynı yöndedir, doğru orantılıdır. İşte burada bulduğumuz, büyüklüğünü ifade ettiğimiz şu arkadaşımız var ya, şöyle V kare bölü R diye ifade ettiğimiz. Bu bizim merkezcil ivmemizdir. Neden? Merkezcil kuvvet, yani cisme etki eden net kuvvet merkeze doğru, onunla orantılı olan, doğru orantılı olan, aynı yönde olan ivmeye de merkezcil ivme diye isim takmaktan geri kalmıyoruz. Devam ediyorum. Evet, şimdi efendim burada ne olmuş? Vakit tamam. Bak düzgün çembersel harekette, evet düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenler. Şimdi sen diyorsun ki bir cisme uygulanan net kuvvet ile ivme aynı yönlüdür ve doğru orantılıdır. Bu dinamikten beri bildiğim bir şey benim. Hem 9. sınıfta bir parça gördüm, hem 11. sınıfta gördüm. F net eşittir ma, tamam, yazılabilir. Şimdi efendim burada M kütleli cisim V hızıyla hareket ediyor ve R yarıçaplı yörüngede çembersel hareket yapıyor. İhtiyacı olan o merkezcil kuvvet, yani aslında cisme etki eden net kuvvet ne olmalı? Şimdi sen buna artık F merkezcil diye uzun uzun yazmayacağım. Fmer diye yazacağım. M çarpı merkeze doğruysa tabii ki de ne olacak? Şöyle diyelim. İvme de kesinlikle onunla aynı yönlü ve doğru orantılı olacak merkeze doğru. Bunları sorabiliyorlar. Yönlerini sorabiliyorlar. İşte ivme hangi yöndedir? Kuvvet hangi yöndedir? Hız vektörüyle yarıçap dik midir? Kim kime diktir? Falan filan gibi. Ya da kim kiminle aynı doğrultudadır? Yarıçap vektörüyle F ve A mesela aynı doğrultuda. Yarıçap vektörü cismin yerini gösteren konum vektörü. Merkezden cisme doğru çiziliyor.
yarıçap kadar büyüklükte olduğu için sürekli olarak biz ona yarıçap vektörü diyoruz. Bu da aklında kalsın. Yani şimdi burayı karalamayalım. Biraz önce bulduk ya, çok şükür. Neydi o? V kare bölü R diye yazıyorduk. Şöyle ivmeyi de yerine koyayım. O zaman artık bizim meşhur, yani bu koskocaman üniteyi tek başına adam eden, her türlü soruyu çözen, evet, mv kare bölü r formülümüze f merkezcil olaraktan bu şekilde ulaşıyoruz. Tek formül. Bundan sonra böyle. Burada ne gibi taklalar atılabilir? Ya hocam, işte v eşittir omega r vardı. Hani bu temel kavramlarda çizgisel hızla açısal hızı bir araya getirdik ya. Şunu şuraya gömsek ya. O zaman ne olur? İşte m çarpı omega'nın karesi çarpı r kare bölü r geliyor ya. Şununla şu gitti. Evet, buradan da m çarpı omega'nın karesi çarpı r diye olacak. Böyle bir şey gelecek. İsteyen bunu da kullanabilir. Mesela aynı açısal hızla dönen cisimler için bu hatta daha şık oluyor. Her şeyi kutu içerisine almak istemiyorum. Yani bulabiliriz yani sonuçta. Evet, gelelim bakalım bu çembersel hareketle ilgili olarak, hani beni dönmeye zorluyor, sürekli sapmaya zorluyor, sürekli çember, yani hız vektörüne dik dön 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 tepemde böyle sürekli olarak saptırıyor. Peki ben mesela R yarıçaplı yörüngede dolanıyorum. Tamam mı? M kütleli bir cisimim. Efendim işte hızım da V. O zaman senin ihtiyacın olan bir kuvvet var. MV kare bölü R. Sen de dedin ki kardeşim zaten bunu uyguluyorsunuz. Ben de onun için bu çembersel yörüngede dolanıyorum. Ama işte çembersel hareketi yaptıran kuvvet hareket sırasında değişirse ne olur? Böyle bir laf var. Şimdi ne olur biliyor musun? Eğer uygulanan kuvvet ihtiyacın olan kuvvetten daha büyük bir hale gelirse diye, böyle hani çok fazla kuvvet uygulanırsa, o zaman bakın şöyle bir şey oluyor. Ben bunu böyle bir buradan böyle sapmaya başlıyor. Kuvvet arttıkça uygulanan o kuvvetin ne olduğuna bağlı olarak ben yani yarı çapımı küçültmeye başlıyorum. Çünkü eleman abartıyor. Yani beni daha küçük yörüngede hapsetmeye çalışıyor. Beni daha küçük yörüngede dönmeye zorluyor. Bu önemlidir. İhtiyacınız olan bir kuvvet vardır. O yarıçap için, o hız için gerekli olan kuvvet mv kare bölü r'dir. Sen arttırırsan eleman yarıçapını küçültür. Tam tersi de olabilir. İhtiyacın olan kuvvet mv kare bölü r iken uygulanan kuvveti birden azaltmaya kalkarlarsa bizi o yörüngede tutamazlar. Benim ihtiyacım olan kuvvet daha fazlaydı. Sen uygulamıyorsun. Ne olacak? Eleman yoldan çıkar. Yörünge yarıçapı büyümeye başlar ve savrulma dediğimiz olay gerçekleşir. Artık senin uyguladığın kuvvetin değerine bağlı olarak ben kendime yeni bir yarıçap bulmaya çalışırım. Hani sürekli küçülür veya sürekli büyür gibi düşünmeyin, tamam mı? Hani kuvveti artırıyorsun ya, ne kadar artırıyorsun? Mesela F iken 2F'ye çıkarırsan ona göre ben bir yeni bir yörüngede, daha küçük bir yörüngede sonuçta gene çembersel hareketime devam ederim. Ya da burada bak. Yani birden kuvveti azalttın ya, çembersel hareket yani yarıçap büyümeye başladı. Azalttın bir yerde sabit bıraktın kuvveti. O zaman sen de o büyük yarıçapta artık hep aynı yarıçapta dönmeye devam edersin. Ama sürekli azaltılırsa bu da sürekli olarak yarıçapını büyütecektir. Ona da lütfen dikkat et. Evet, şimdi aha bu zaten sonmuş ya. Ben de diyorum hani daha da gidecek miyiz diye. İşte 20 dakika olarak ayarlamaya çalışıyorum. Şöyle bir bakayım. Yine 22-23 dakika olmuş. Güzel olmuş, ayar olmuş. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi bunlarla ilgili olarak soru çözümü yapacağız tabii. Hem konu anlatacağız hem soru çözümü yapacağız. Yani ilerleyecek bu konuda bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.